Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be koçum. Çok dağıttık ortalığı, toplamamız lazım. Hadi aslanım benim, hadi. İşte bu be. Çalıştı İlmi Usta, çalıştı. Çalışacak tabii ki oğlum. Ellerine sağlık. Da sen biraz önce kiminle konuşuyordun? Ya bizim yarışları ayarlayan Serdar yok mu? Onunla konuştum. Hemen bu akşamki yarışı yazacak beni. Yazacak da bu canavar yarışa hazır değil ki. Daha bir yığın eksiği var. Bununla yarışa girilmez. Ya oğlum sen niye acele ediyorsun ya? Ha? Ah be ustam. Ben hazırım ben. Bir de hiç vaktim yok. Bak bana bir çalışan motor, 4 adet lastik, bir de direksiyon yeter. Biliyorsun. Bir de cam lazım ama onu ben halledeceğim. Ateş oğlum bak. Ustacığım. Bak benim çalışmam lazım. Para kazanmam lazım usta. Her şeyi sarpa sarıyor, toparlamam lazım. Hah bak arıyor bile. Ben de tam seni arayacaktım. Ateş bittik oğlum, biz geldiler. Yahu Yasemin bir kere de hikayenin sonundan değil de başından başla. Ne oldu, kimler geldi? Üf, Demir'e ya da aman Ayşen'e, ne bileyim. Yasemin. Şu olayı baştan doğru düzgün anlatır mısın? Yahu görücüler geldi diyorum, görücüler. Ne? Ben sana söyleyeyim, 2 güne kapıdayız. Ya dur be Yasemin, ben hallettim o işi. Akşama yarış ayarladım. Artık para derdi falan kalmayacak, merak etme. Ha, kapıda kalsan da umurumda değilsin diyorsun yani. Sen de bencil adamsın ya. Beni ortada mı bırakacaksın? Bana bak Ateş, kendimi kurtarırım diye düşünüyorsan tek kaybım ben olmayacağım, haberin olsun. Bak. Sağ ol hatırlattığın için be Yasemin. Of Ayşe, of. Yani ne işler açtın durduk yere başıma. Merhaba Ateşcan. Hala! Halacığım ya! Sen delisin. Nereden çıktı bu sürpriz halacığım ya? Delisin, bu nasıl sürpriz ya? Bu nereden çıktı? Düşüreceksin beni, ne yapıyorsun? E bu neşe? Aşk olsun halacığım. Ya bu benim her zamanki halim, bilmiyormuş gibi sen de. Ne güzel çantaymış bu böyle. Ya, Ateş, sen biraz yalan mı söylüyorsun acaba? Hı? Teessüf ederim halacığım. Yani ben ve yalan. Yani şu bedende beni ve yalanı nasıl bir araya getiriyorsun? Baksana şu surata ya. Bu surat hiç yalan söyler mi? Ya sen var ya sen. Ben sana bir çay ısmarlayacağım. Aklını kaçıracaksın, gel. Gel benim bir tanem. Gel halaların bir tanesi, gel. Sende kesin var bir şeyler. Aa, bakalım. Ne bir şeyler olacak halacığım? Çalışmaktan kafam çok yoğun. E malum biliyorsun, yeni bir hayata atıldım. Kolay değil çalışmak. Aslanın ağzında şey, ekmek. Halacığım? Sen niye geldin? Özledim. Yani özledim diyelim. Biraz yalan mı söylüyorsun sen acaba? Aa, ne var ya, özleyemem ben seni. Eşek özleyemez miyim? Tamam ya, tamam özlersin tabii. Özlersin de. Hı. Ya halacığım. Hadi gel sana antikacının içini göstereyim. Bak çok seviyorum ben de, biliyorsun. Hadi gel. Ama Ateş, çay falan demiştin. Sen niye giriyoruz şimdi buraya? Halacığım sen niye girmek istemiyorsun ki şimdi buraya? Ya yabancının dükkanı değil. Düğünde bahsettim ya, Emin abinin dükkanı. Hadi gel ne olur, bak ben de çok seviyorum. Hadi gel. Ya hadi gel. Emin baba. Hayda. Ateş yok işte, tamam hadi. Hadi. Ya halacığım Allah Allah, yabancı değil diyorum. Emin babanın dükkanı burası. Ya şu dükkana baksana, ne kadar güzel. Sen de seversin zaten bu antika eşyaları, bir bak. Ateş tamam hadi, sonra geliriz. Yok işte burada, yürü. Ya hala gelir misin şuraya, çocuklaştın iyice. Gel otur. Tamam Emin abi yok ama gelir birazdan. Bak şimdi ben çayın yerini bilmiyorum. Bilsem bize çay koyacağım ama Emin abi gelsin. Bize 2 tane şöyle mis gibi tavşan kanı çay yapar. Güzelce içeriz onu. Evet. Nabızlar hızlanmış. Bakayım. Göz bebekleri de büyüdü. An itibariyle Gülriz Hanım strese girdi.
Demek ki de aynı konu. Buyur. Ateş yapma şunu ya. Hanacığım, doktorum ben, doktor. Benden saklayamazsın. O yüzden söyle. Ne oldu hala? Şu Kenan'ın yazısı işte. Biliyorum. Anladın değil mi? Anladım. Çünkü alıştım. Hala. Bak. Şu sokakta yürürken ayağıma bir taş takılsa o koymuştur diyorum. İşin en garibi de her seferinde haklı çıkıyorum. Önüme düşen bütün taşları o koyuyor hala. Ama sen üzülme. Bak bakayım bana. Merak etme. Hem ben o taşların hepsinin üstünden atlamayı öğrendim. Burada öğrettiler. Yıllarca boşu boşuna kanatmışım dizlerimi. Aslında o taşların üstünden atlayınca, onları yok sayınca hiçbir yerin acımıyormuş. Ateş, bak. Emin ol senin önüne daha büyük taşlar koyacak. O yüzden bunu yapma kendine. Bırak ben destek olayım sana işte. Halacığım, bir tanesin. Çok seviyorum seni ama artık yalnız değilim ha. Bak, Yasemin arıyor. Biz bize yeteriz. Merak etme. Efendim? Senin telefonu kapattıktan sonra 3 saniye sonra burada olman gerekiyordu. Neredesin sen? Geliyorum. Halacığım benim hemen çıkmam lazım. Ah. Emin baba hoş geldin. Ya seni bulamayınca böyle pat diye oturduk, kusura bakmazsın. Görüşürüz Emin baba. Benim acil bir işim var, çıkmam lazım. Bir de çay için söz vermiştim. Sen de o iş. Hadi görüşürüz hala. Ateş. Gülüş Hanım. Bırakın çocuğun peşine. Burası sandığınız gibi bir yer değil. Burada kendisine kıymet veren, değer bilen insanların arasında mutlu o. Koparmaya çalışmayın. İnsan kök salabildiği yerde mutlu olur. Cebindeki parayla değil.